Dava dolandırıcılık ve sahtecilikten açılabilir. Ancak açıldıktan sonra yargıç suçun değişen vasfı bence şikayete tabi suçtur bu diyebilir. Açılır, göstermelik bir yargılama yapılabilir. Ancak gerçek somut bir davanın müştekisi, şikayetçisi bulunmadığından davanın düşürülmesine karar verilebilir. Yani bu, deniz fenerinin kapatılmasının yolları vardır. Hukuken örtülmesinin yolları vardır. Eğer başka türlü örtülemezse bu şekilde örtülebileceğini, eğer deliller karartılmaz. Hep örtülmekten gidiyorsunuz. Başka yani. Türlü örtülecek diyorsunuz. Yani örtülecek. Evet. İnancınız yok galiba. Bakın bu davanın örtülmesi gerekiyor. İktidar kanadı bunu örtmek, kapatmak zorunda. Çünkü eğer gerçek belgelere, gerçek faillere bu bilinmeyen kişi, iddianamede adı geçen, adı geçemeyen hatta tespit edilemeyen bu bilinmeyen kişiler Türkiye'ye gönderilen ve aklanan paralar gümrükten geçirilerek Türkiye'ye gönderilen, iddianamede yazıyor bunlar. Aklanan o paralar kimler tarafından, kimlerin emriyle veya kimler tarafından paylaşıldığı ortaya çıktığı takdirde bu bir sorun yaratacak. Biz onu anlıyoruz. Bunun, bu dosyayla ilgili hiçbir şey bilmesek bile bunca telaş bizi kuşkuya düşürürdü, emin olun. Hep, yani her insanı, sıradan insanı bunca telaş kuşkuya düşürürdü. Ama biliyoruz ki bu dosyanın üzerinde, içinde gerçekten iktidar odaklarını çok rahatsız edecek bilgiler vardır. Şimdi Kıvanç, sen de uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsun, tecrübeli bir gazetecisin. Sayın Tarhan diyor ki bu dosya kapatılacak bir şekilde diyor. Senin bir öngörün var mı bu noktada? Yani biz büyük ihtimalle soruşturma devam edecek bir süre daha. Ama kapatılıp kapatılmayacağını, hani Emine Hanım iki tane yoldan bahsetti. Ben dava açılacağını düşünüyorum ama davanın sonucunu öngöremiyorum. Açılabilir. Açılabilir. O yol da tercih edilebilir. Bakın kanıtlar karartılmadığı takdirde bu yöntemler uygulanabilir. Ama kanıtlar karartılırsa zaten dava açılması peki, kanıtlar, için yeterli kanıt bulunamadığından takipsiz karar verilebilir. Zaten 3 yıldır bu gündemde, yani 3 yıldır karartılmamış mıdır sizce? Yani karartmak isteyenler. Şimdi bakın eğer 3 yıldır karartılmış olsaydı bu tutuklama kararlarını vermek kolay olmazdı. Yani burada da tutuklular zaten var. Yaklaşık 90 gün falan oldu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Zaytaklan mesela. Evet, yani tutuklular var. Hani bunların serbest bırakılmasını bekliyor musun siz önümüzdeki günlerde? Bir tahliye dalgası. Yargıç savcılar üzerinde bu kadar ağır baskı, yıpratma, itibarsızlaştırma operasyonlarının sürdüğü bu günlerde bu tutuklama kararı konusunda da yandaş basındaki işte hedef gösterme savcıları, ben bir tahliye kararının sürpriz olmayacağını. Bu savcılara baskı konusu, biz gazeteciler de merak, yani siz de yargıçlıktan geliyorsunuz, yani ne tür oluyor, yani ne oluyor, hani bir aracı mı geliyor? Baskı bir telefon çok, mu geliyor? Onların çok ötesine geçilmiş. Yani yoksa kanıttan mı geliyorlar, korkutuyorlar yani mı? Yer değiştirmeyle yani mi tehdit ediliyor, soruştu. Hani nasıl? Biz biliyoruz aslında, hani izleyicilerimiz de bizim istiyoruz. Şimdi bakın savcı görevini yaparken başsavcı vekilini, onu denetleyecek, koordinasyonunu sağlayacak başsavcı vekilini birdenbire değiştiriyorsunuz. Ve eski başsavcı vekili, yani koordinasyonla görevli diğer başsavcı vekilinin ha, ne tür bir yanlış yaptığını da hiç açıklamıyorsunuz. Yok böyle bir şey. Keyfi alıyorsunuz, o dosyaları dokunacak, koordine edecek, şunu yapmamalısın diyecek kişiyi alıp Adalet Bakanlığı listesinden birisini oraya getirip başına koyuyorsun. Öncelikle bunu yapıyorsun. Olmuyor. Hemen ardından müfettişleri gönderiyorsun. Bakın bunlar tutuklama tarihinden hemen sonraki kronolojik şey liste. Yani bu kadar önemli mi birilerinin tutuklanması? Birilerinin bu ülkede 4 yıldır tutuklu insanlar var. 90 günlük tutuklamanın lafı mı olur Kıvanç Bey, bir lütfen? Bir pankart açtığı için 18 ay. 18 ay bir Berna'nın tutuklu kaldığından, kadın haklarını çok seven, kadın haklarını çok koruyan iktidar 18 ay, 19 ay civarı sanıyorum Berna'yı bir cezaevine kapattı. Eğitimden kadın, oldu. Evet, evet. Kadınları çok seven iktidarımız HES'te yaşmaklarını tutup HES protestosu yapan kadınları
yerlere yatırıp o kadınların kolları ve vücutları morluklarla doluydu. Bunları yapabildi. Yani tutuklamak, birilerine baskı yapmak, gözaltına almak, bu ülkede o kadar artık vakayı adiyeden şeyler ki birilerinin 90 gün tutuklu kalması aslında normal kabul edilmeli iktidar tarafından. Birisi diyorlar ya işte yargı bağımsızdır, vardır ki bir şey tutuklanmıştır. Çıkıp bütün televizyonlarında bunu konuşuyorlar. Pek çok yandaş gazeteci haklılık kazandırmaya çalışıyor bir takım tutuklama kararlarına. Burada telaş nedir o zaman? Ya eğer bağımsız yargıysa tutuklandıktan hemen sonra neden bir takım operasyonlar? Başsavcı vekilini değiştirmek yetmiyor. Hemen arkasından müfettişler, inceleme, arkasından soruşturma. Ardından dosyaları hemen müfettişler gider gitmez dosyalar ellerinden alınıyor. Bunların hiçbirisi rutin, yargıda rutin uygulamalar değildir. Hemen arkasından HSYK devreye giriyor. O efsane HSYK'mız ki o efsane HSYK'nın içinde zamanında avukatlık yapan bazı şahısların bazı savcılar hakkında şikayetçi olduğunu ve o savcılarla ilgili disiplin işlemi yapmakta kendilerini yetkili gördüklerini görüyoruz. Bu davada görüyoruz. Bir şikayetler de çabuk yani. Çok HSYK'ya... çabuk, çok hızlı. Ve HSYK Başkan Vekili Hamsici de bakan da bu konuda ihsan sireyde bulunuyor. Evet yapmışlardır bir şeyler diyorlar. Öyle değil mi evet. Ali Bey hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Bakın diyor ki Hamsici ve Adalet Bakanı bir şeyler var yani yapmışlar işte sahtecilik yapmışlar. Şimdi bu ihsan sireydir. Şudur. Hakkında disiplin soruşturması yapma yetkiniz var ve önceden diyorsunuz ki evet suçludur. Baştan suçlu ilan ediyorsunuz, sonra disiplin işlemi yapıyorsunuz. Yargısız ifade dedikleri bu. Aynen böyle. Peki siz yargıdan şikayetçisiniz. Yanlış anlamadım değil mi efendim? Yargıdan şikayetçisiniz bugün itibariyle. Evet. Peki. Biri daha şikayetçi yargıdan. Diyor ki Sayın Beşir Atalay, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısına atfen, böyle bir şey olamaz. Elinde daha gizli soruşturma safhasında benimle ilgili olmayan şeyleri orada bizzat dosya göstererek şey yapıyorsa bu toplumda adalet duygusuyla ilgili çok büyük bir sorun vardır diyor. Buna bir Sayın ek Bakan, adalet duygumuz çoktan sizin tarafınızdan köreltildi demek istiyorum. Bunu söylemek durumundayım. Çünkü o besleme medyalarında her gün tefrika halinde bir takım insanların özel yaşamlarının gizli soruşturma dosyasındaki her şeyin, her tür belgenin ifşa edildiğini, her gün arkası yarın şeklinde o televizyonlarda yayınlandığını biz izlerken bunun etik olmadığını, bunun hukuka aykırı olduğunu söylerken hiç kimse bizi duymuyordu. Buradan o gün size... adalet vardı da bugün mü yok adalet diye sormak istiyorum. Noktada. Ve insanların özel konuşmaları, görüşmeleri, iddianamede suç konusu olmayan her tür detaylar iddianamelerde yer alırken neredeydi bu insanlar? Neden o zaman hiç sesleri çıkmıyordu? Yani sadece kendilerine dokunduğu için bir takım şeyler bence adalet olmayan adalet akıllarına geliveriyor birdenbire. Bir ilave olacak galiba. Yani en fazla eleştiri yani sizin yandaş medya olarak tanımladığınız eleştiri buradan geldi. Hani işte başbakana tapeler var diye eleştiri getiren CHP şimdi elinde bazı tapeleri açıklar duruma geldi diye bir eleştiri oldu. Hani bunu var mı elinizde hani bütün tapeler yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ilaveten hemen diyor ki Sayın Atalay tekrar dün akşam katıldığı bir televizyon programında bu dosya ana muhalefet liderinin elinde gizli olan böyle bir dosya olamaz diyor elinde. Bu anayasal bir suçtur diyor. Normal bir hukuk devletinde olamayacak bir iştir bu. Sayın Başbakan'ın seçim sürecinde yarın bir takım kasetler çıkacak dediğini hatırlıyorum. Nedense bunu hatırlıyorum. Ve bir gün sonra bir takım kasetlerin çıktığını hatırlıyorum. O zaman biz bu ülkedeki bir takım şantaj veri bankalarının birileri tarafından önceden bilindiğini mi söylemeliyiz? Yani bundan şüphe mi duymalıyız? Ve birilerine sadece zarar verdiği noktada mı hukukun üstünlüğü, işte içeriğinin tartışılmaması, hukuka aykırı olanın içeriğinin tartışılmaması diye bir kavram akla geliyor. Burada içerikle ilgili herhangi bir yorum da yapmadı Sayın Genel Başkan. Oysa
Ben o günlerde hatırlıyorum. Bakın ne yapmışlar, o kasetleri izlediniz mi diye o meydanlara çıkan, her kalabalığı gördüğünde kabalaşan bir adam çıkıp diyordu ki, bakın şunları şunları da yapmışlar. O meydanlara örnek olması gereken bir başbakan dedikodu kültürünü, gizleme, dinleme, izleme, röntgenleme kültürünü tanıtıyor ve o çirkin kültürün bu toplum tarafından benimsenmesini sağlamaya çalışıyordu. Sırf siyasi hırsı yüzünden, sırf iktidar hırsı yüzünden, sırf rakiplerini, muhalifleri küçük düşürmek, itibarsızlaştırmak adına bunları yapıyordu. Bunlar yapılmalı mı? Asla yapılmamalı. Hayır, bu tür hukuk dışı yöntemler asla önerilmemeli ve içeriği tartışılmamalı ki Sayın Genel Başkan'ın içeriğiyle ilgili bir ifşada bulunduğunu bilmiyorum. Ama sadece bulunma durumda. Ama burada bakın, yani bakın burada çünkü burada sürekli üzeri kapatılmaya çalışılan ve ancak demokratik kitlenin, halkın sahip çıkmasıyla adaletin gerçekleşebileceği bir kaotik dosya çözülmeye çalışılıyor. Burada birilerinin bir şekilde yardımcı olması gerekiyor. Bunun karşılaştırması yapılamaz asla. Yani verdiğim örnekler son derece... Bu noktadan sonra yani şimdi bakıyoruz, hani Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki böyle böyle ortaya koydu. Karşı taraf diyor ki yalan, iftira. Bundan sonra hani CHP'nin atacağı adım, hani nasıl, tamam yalan, iftira. Yarın da belki birkaç açıklama gelecek. İşte yine CHP'de. Ne yapacaksınız yani? Yani hani bunu açıklamak zorunda kalmayacak mısınız? Yani çünkü kapanacak konu. Bu konu Türkiye'nin gündemine getirilmek isteniyorsa yalan, iftira dendi. Tamam, karşı taraf açıklama yaptı. Siz açıklama yaptınız. Bitti. Somut olarak işte budur. Madem öyle diye. Bu konuya ilişkin aslında ipuçları bugün verildi. Sayın Genel Başkan Yardımcısı bu konuda bir açıklama yaptı. O yüzden onun yapacağı açıklamanın beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani karşı taraftan tekrar şu cümleyi mi acaba kastediyorsunuz? Umut ediyorum ki gel soruya kalmaz. Siyasetçiler, evet, demokratik ülkelerde tabii, istifa müessesesi tabii diye bir şey yani, vardır. Sayın Bakan herhalde geleni yapacaktır diyor. Umuyoruz, evet. Devamının gelmesini beklemez ve evet, demokratik bir tavır sergiler ve istifa eder Sayın Bakan. Edeceğine inanıyor musunuz? Bunu beklemeyi tercih ediyorum. Beklemeyi. Yani gen soru çünkü Hukuka olan, demokrasiye olan inancınız olduğu sürece bunları beklemelisiniz. Sayın Atalay'a inancınız devam ediyor mu? İstifa edeceğine yönelik. Ben inanmayı tercih ediyorum. Yani böyle bir onur kırıcı sürecin yaşanması bir siyasetçi için uygun değil. Yani bu siyasi geleceğini de etkileyen teknik bir... Teknik olarak süreci. Şunu diyemez mi Atalay? Hani hukuken size soruyorum. İşte benim koruma müdürüm yapmış. Varsa hani tamamen ve halen konuşuyor. İşte koruma müdürüm aramış. Benim bilgim dahilinde değil. Ben orada bile yoktum. Koruma müdürüm hakkında gereken soruşturma açıldı. İşte ifade de verdi. Görevden soruşturmada. Aldım. Ya da koruma yani müdürü işte özel kalem müdürümü de görevden burada aldım. Kırıkkale Belediye Başkanı hakkında da soruşturma koruma açıyoruz. Konuşmuş gazetecilere bu arada. Bunların hepsi birer olasılık. Hepsi birer olasılık bunların. Yani bir şeyi üzerinize almak istemediğinizde, sorumluluğu almak istemediğinizde her şeyi sizin dışınızdaki nedenlere bağlamakta mahirseniz bunu yapabilirsiniz de. Ancak halkı aldatamazsınız diye düşünüyorum. O şaibeyi kaldırmanız söz konusu olmaz. Yani o yöntemi tercih ettiğiniz takdirde kalmaz diye düşünüyorum. Demokrasiye olan inancımla söylüyorum bunu. Hala inanıyorum. Yani bir de hukukta herhalde bu hayatın olağan akışı çünkü hayatın olağan akışına çok aşırı bir aykırılık var tabii. Çok aşırı. Evet. Programımızın ilk bölümü burada sona eriyor. Deniz Feneri konusunu artık geride bırakacağız ekranlardan hemen sonra. Daha sonra Avrupa Birliği dinleme raporu açıklandı bugün. Onun üzerinde görüşlerinizi alacağız, tartışacağız. Önemli bir konu pantolon konusu. Yani önemli hale geldi. Sayın Pavey'in protezli bacağı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendisi de bugün basın toplantısı söyledi ve artık tacizdir bu dedi ve protezli bacağımla beni lütfen baş başa bırakın artık dedi. Çok rahatsız olmuş kendisi. Evet. Bu konuyu da sizinle konuşacağız. Kadına şiddeti ve medyayı. Medyaya ilişkin güzel notlarımız var. Bunları da size okuyacağız. Kısa bir reklam arası veriyoruz değerli izleyiciler. Reklamdan sonra görüşmek üzere.
Meclis Koridoru programı devam ediyor değerli izleyiciler. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Emine Ülker Taran ve Vatan Gazetesi Parlamento Muhabiri Kıvanç El. Bu bölümde, ikinci bölümümüzde pek çok konuya değineceğiz. Avrupa Birliği ilerleme raporundan tutun kadına şiddete pek çok konuyu değerlendireceğiz. Ama önce Kıvanç'a söz vermek istiyorum. Anayasa ile ilgili bir sorun olacaktı. Anayasa ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. İşte ideolojisiz bir anayasa diyor. İşte AKP tarafından da benzeri şeyler, açıklamalar geliyor. CHP buna nasıl bakıyor? Anayasanın ideolojisi olmalı mı? Yoksa ideolojisiz bir anayasa mı yapılacak? Aslında nedir? Bunun altında yatan nedenleri hangi bilinçaltı altının yansımaları olduğunu hepimiz biliyoruz. İdeolojisiz bir anayasa derken öngördükleri ideoloji, yani olduğunu varsaydıkları ideolojiye bir saldırı amaçlanıyor burada. İdeolojisiz anayasa olmaz, elbette olmaz. Çünkü her anayasa yazımından önce bu anayasa o anayasayı getiren süreci yansıtır ve o felsefeyi yansıtır. Şimdi Fransız devriminden ve o ruhtan ayrı bir Fransız anayasasından söz edemeyiz ve Fransız anayasasının temelleri Fransız devrimine dayanır ve o ruhu yansıtır, kurucu felsefeyi yansıtır. Hiçbir ülkede kurucu felsefedeki bir takım notları içerdiği için anayasa eleştirilmez. Çünkü başka bir şey düşünülemez. Türkiye'deki kurucu felsefenin de Türkiye'de Türk aydınlanma devrimi olduğu konusunda herhalde hemfikiriz. Bir devrime dayalı. Yani anayasanın felsefesi, kurucu felsefe Türk devrimine. Türk aydınlanma devrimi diyoruz biz. Yani bilimi öne çıkartan. Kurtuluş Savaşı'nı aslında. Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki aydınlanma devrimi. Yani bilimi önder alan, kendisine önder olarak ve yol gösterici olarak bilimi gören bir anlayıştan söz ediyoruz. Yani o temelli bir anayasa anlayışından söz ediyoruz. Şimdi bunu bir ideoloji olarak görüyorsanız ve bunu dışlıyorsanız, hayır yok sayıyorsanız ve bunun artık bu ülkede olmamasını istiyorsanız, o zaman tabii ki ideolojisiz bir anayasa diyerek böyle bir zemin yaratmaya çalışırsınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ben bilinçaltının bununla meşgul olduğunu düşünüyorum. İdeolojisiz bir anayasa derken ruhsuz, her yana çekilebilen, aslında neyi koruduğu da belli olmayan, çünkü anayasaların bir şeyi koruması gerekir. Yani aynı zamanda koruyucudur. Özgürlük, özgürlükleri güçlendirmesi, altını çizmesi, temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması, aynı zamanda özgürlükleri koruması anlamına da gelir. Yani bağnazlığı, kadına şiddeti koruyacak hali yok bir anayasanın. Elbette özgürlükleri koruyacak, demokrasinin güçlenmesini isteyecek bir anayasa. Ancak bunları korurken aynı zamanda o devleti kuran felsefenin de bir takım izlerinin bulunması gerekir anayasalarda. Ve bu hiçbir ülkede yadırganan bir durum değildir. Amerikan anayasasında da bu yadırganan bir durum değildir. Amerika'nın kurtuluşu, bağımsızlık bildirgesi, bunların yansımaları vardır anayasalarda. Tabii ki Fransa anayasası çok önemli bir örnektir. Biz niye bunu sorun yapıyoruz onu anlayabilmiş değilim. 82 anayasasının ideolojisi ne CHP? 82 anayasasının ideolojisi de aslında belki bir darbe ideolojisidir. Ancak kurucu felsefeye bir takım atıflar vardır. O ayrı konu. Ancak bir darbe geleneğini yansıttığı ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir anayasa olduğu gerçeğini değiştirmez bu. Evet. Ama ideolojiye saldırmak için de bir gerekçe değildir. Evet. CHP'nin buradaki, yani kırmızı çizgiler deniyor ya, hı hı, işte 82 anayasasında
ki kırmızı çizgileri ne olacak? Yani ilk üç madde dışındakiler deniyor. 82 anayasası sonuçta bir darbe anayasası. Biz onu korumak, kollamakla falan yükümlü değiliz. Bir darbe anayasası. Çok değişti zaten. Evet. Üzerinde çok da büyük değişiklikler oldu. Yani o anayasanın ruhu üzerinde oynandı aslında. Mesela 90. maddenin, 90 Taksim sonuncu maddenin gelmesi 82 bir darbe anayasasıyla hakikaten bağdaştırılabilir bir şey de değildir. Yani uluslararası sözleşmelerin iç hukukunuzun bir parçası haline gelmesi çok önemli bir güçtür o anayasa için, özgürlükler için önemli bir güçtür. O yüzden tabii ki dokunulmadık çok az yanık almakla birlikte hala özgürlükleri kısıtlayan bazı noktalar var. Tabii bunların elden geçirilmesi gerekiyor. Anayasayla bağlantılı olduğu için soruyorum, işte pantolon düzenlemesi. Ben de tam o noktada girecektim. Yani başörtüsüyle ilgili bir önerge gündeme geldi ve pantolon düzenlemesi geri çekildi. Hani bunu nasıl görüyorsun? Yani anayasanın sonrasına bırakıldığı söyleniyor. İşte önce anayasada bir başörtüsü düzenlemesi mesajı verildi. Rivayet muhtelif Kıvanç Bey konuda. Aslında şunu öncelikle söylemek gerekir. Bize pantolonu AKP bahşedecektiyse bahşetmesin daha iyi diye düşünüyorum ben. Çünkü bize aslında pantolonu, tırnak içinde söylüyorum bunları. Bize haklarımızı 88 yıl önce birisi vermişti zaten. Yani bizim AKP'nin bahşettiği kadın haklarına ihtiyacımız aslında yok diye düşünüyorum. Kadının sadece hakkını avucuna veren bir zihniyet çünkü bu. Gerçek bir kadın hakkı değil. Muhtemelen hakkını avucuna verecektir kadınların. O yüzden çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ancak böyle bir Sayın Şafak Pavey'in gerekçe gösterilerek, kendisi de çok orada hoş bir söz etti. Şöyle dedi, şuraya not aldım galiba, dedi ki benim protez bacağım dahi böyle bir şeyi düşünemezdi. İlk açıklamasını evet. Anımsar mısınız? Tabii. Öyle söyledi. Aslında belli ki bir protez bacaktan korkuldu ve böyle bir şey yapıldı. Ama arkasında yatan nedenler var mıydı? Ben bir niyet okuyucusu değilim. Arkasında başka bir plan var mıydı? Ancak tabii bir takım buna ilişkin bir takım izler, veriler başka şeyler olabileceğini bize hissettiriyor. Peki, bunu niye verdiler diye ben ilk düşündüğümde aslında şöyle düşünmüştüm. Çünkü suçluluk duyuyorlar diye düşünmüştüm. Çünkü aslında onların diyeti, çünkü kadınlara yapmadıklarını bırakmadılar. Çünkü son 8 yılda bu ülkede %1400 arttı kadın cinayetleri. Herhalde diyetini ödemek için böyle bir şey yapmaya kalkıştılar yani diye mecliste, düşünmüştüm. Meclis Genel Kurulu'na kadınların pantolonuna girmesi ne kadar bu cinayetleri engelleyebilir ki? Yani nihayetinde o başka bir şey. Hayır, öyle bir suçluluk duygusu ki. Yani o vicdan rahatlatır yani mı? Yani herhalde bunun için yaptılar varsa diye bir ironik düşünce gelmişti aklıma. Ama arkasında yatan nedenleri çok iyi bilemiyorum. Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte izleyeceğiz. Peki meclise başörtüyle girmeye CHP, yani siz nasıl bakıyorsunuz? Yani girilsin mi? Hani isteyen istediği kıyafetle girsin. Şimdi kamusal alana ilişkin kurallarımız çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var buna ilişkin. O yüzden şu anda öyle bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum, olabileceğini düşünmüyorum. Sayın Pavey ilk basın toplantısında bu konu ilk gündeme geldiğinde benim protez bacağım bile bunu düşünemezdi dedi, mutluluğunu dile getirdi, ifade etti. Ama bugün bir basın toplantısı daha düzenledi Sayın Pavey ve orada da protez bacağım ile beni baş başa bırakın, ben protez bacağımla mutluyum, artık bu taciz noktasına geldi dedi. Katılıyor musunuz? Yani isyan etti bir anlamda. Çok saygıyla karşılıyorum bu düşüncesini. Çünkü bir protez bacak kullanılarak, araç kılınarak böyle bir spekülasyon, polemik ortamı doğması, tartışmalar mecliste, arkasından bir takım gerçek dışı beyanlar, Cumhuriyet Halk Partisi bir önerge hazırlıyordu da biz o yüzden bunu geri çektik gibi hiç olmayan, hiç grubumuz adına hiçbir ona ilişkin yani bir kanıt yok ortada, imzalanmış bir önerge tartışması dahi yapılmış değil. Böyle gerçek dışı beyanlar, gerçekten çirkin bir zemine dönüşmesi, Sayın Pavey çok haklı o değerlendirmeyi yapmakta. Aklıma bir şey geldi, hemen soracağım. Konumuzla çok alakası yok ama sizi izlerken şimdi düşündüm. Çok sakin bir kişiliğiniz var. Tartışma programında da çok sakinsiniz. Ama karşınızdaki muhataplarınız, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcileri sizin kadar sakin değiller. Daha agresifleşebiliyorlar. Baskı da olmaya çalışıyorlar. Ses yükselterek belki. Belki başka türlü. Nasıl baş etmeyi düşünüyorsunuz bir milletvekili olarak, bir grup başkan vekili olarak?
Aslında ben öfkenin kontrolü azalttığını düşünürüm. Öfke insanları kontrolden çıkartır ve bir yanlış yapmalarına yol açar diye düşünüyorum. Ben neysem oyum aslında. Yani benim yapımı değiştirecek durumum yok milletvekili olduğum için, ancak yanlış yapmamanın bir yoludur sükunetle karşılamak ve değerlendirmek ve düşünmek üzerinde, ondan sonra bir karar vermek ve karşınızdakini iyi dinlemek, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu insana özgü bir şey, yani bunun partisi olduğunu da düşünmüyorum aslında. Yani muhataplarım belki o şekilde tesadüfen öyle insanlar olmuş olabilir ama insana özgü. Kimi insan sakin, kimi sürekli. Yani bundan sonra da muhataplarınız Mehmet Metiner gibi mesela, kabul ederseniz muhatap tabii. Rasim Ozan Kütahyalı gibi, hani medyanın tanıdığı Şamil Tayyar gibi ve hani karşılıklı diyalog sırasında işi başka noktalara getirebilecek, tabiri caizse bel altı vurabilecek insanlar, her şeyi kullanabilecek siyasetçiler. Ama nasıl baş edeceksiniz merak ediyorum. Bir davaya inanıyorsanız kalbinizle, ruhunuzla, o dava uğruna savaşmayı amaçlamışsanız ve doğru yaptığınıza inanıyorsanız, bunun sizin için önemli bir güç olabileceğini düşünüyorum. Avrupa Birliği ilerleme raporu. Birkaç satır okuyacağım. Bir soru Kıvanç'a, bir soru da size soracağım efendim. Bugün Avrupa Birliği ilerleme raporu açıklandı. Raporda başta tutukluluk süreleri olmak üzere yargının işleyişi, bireysel özgürlükler, medeni ve siyasal haklar, kadın hakları, ifade ve basın özgürlüğü, seçim sistemi, kamu ihaleleri, sosyal politikalar, düzenleyici kurumların bağımsızlığı ve devlet yardımları gibi konularda Türkiye ve hükümet eleştirildi. Hemen arkasından Sayın Bakan Egemen Bağış bir açıklama yaptı. Dedi ki ilerleme raporunda medyaya ilişkin bölümü de okuyayım isterseniz önce. Gazetecilerin hapse atılması ve Ergenekon soruşturması kapsamında yayınlanmamış bir kitap taslağına el konulmasının endişeleri güçlendirdiği savunulmuş raporda ve Türkiye'nin ifade ve basın özgürlüğünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyum sağlayabilmek için yasal düzenlemeler yapması gerektiği ifade edilmiş. Hemen arkasından Sayın Bakan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış dedi ki Türkiye'de gazetecilik mesleği nedeniyle tutuklu olan tek bir gazeteci bile yoktur. Bunu Avrupa Arenası'nda söyledi. Gazetecisin, uzun yıllardır bu mesleği yapıyorsun. Katılıyor musun Sayın Bakan'a? Türkiye'de yani gazetecilik mesleği nedeniyle tutuklu olan gazeteci yok mu? Katılmak mümkün değil. Yani şu anda bildiğimiz kadarıyla son rakamı bilmiyorum. En son 64 gazeteci tutuklu. Bir kere en başından Ahmet Şık ve Nedim Şener, hani isim olarak. Yani bu iki ismin ne için tutuklu olduğunu hala bilmiyoruz. Bir tane kitap taslağı var ortada. Hani bu gazetecilik değil midir? Gazetecilik değilse ne? Yani kamuoyunu tatmin eden hiçbir şey yapılmadı. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Duymadığımız, görmediğimiz işte bir delil mi var bilmiyoruz. Tamamen ortada işte bazı yazılmış şey. İşte o onu aramış. Onunla konuşmuş, onu demiş, bir tane kitap hazırlıyorlarmış, örgütün kitabıymış. Hani zaten yayınlanacak bir kitap, hani nesinden bahsediyoruz, hangi örgüt kitabından. Onun için ben bu açıklamanın doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gazeteci elde ettiği bazı verileri, bir kısmını haber de yapmışlar. Kendi gazetelerinde dile getirmişler. Onu topladığı bir kitaptan bahsediyoruz. Evet. Aynı soruyu size de soruyorum Sayın Taran ve ilave ediyorum. Raporda tutukluluk süreleri konusunda eleştiri var. İfade basın özgürlüğü konusunda eleştiri var. Nasıl buldunuz raporu? Katılıyor musunuz? Raporun ayrıntılarını henüz görmedim. Çok yeni, bugün yayınlandı. Ancak genel hatlarıyla gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye bir sıkı eleştiri var. Özellikle evet, basın özgürlüğü, tutuklama süreleri, özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren bazı davalar, bunlara işaret edilmiş. Tutuklu gazetecilere de, değil mi, temas edilmiş? Tabii. Şöyle biliyorum. Şimdi gerçekten evet, tutuklu gazeteciler konusundaki Egemen Bağış'ın düşüncesi, açıklaması çok ilginç. Bu aslında hiçbir konuda onlara inanmamamız gerektiğinin de bir işareti. Bu bir işaret bu. Yani hangi söylediklerine bundan sonra inanabiliriz? Bu ülkede tutuklu gazetecilik yaptığı için tutuklu olan kimse yok demesini
Sonraki söylemlerini de inanılırlığını da tehlikeye sokuyor aslında. Bir siyasetçinin bence yapmaması gerekir. En azından bazı gazetecilerin gazeteci oldukları için, gazetecilik görevleri nedeniyle tutuklu olduklarını bir şekilde kabul etmesi doğru olurdu. Yani yanlış bir siyaset bu bence. Çünkü 60 küsür evet gazeteci tutuklu ve sadece yazdıklarından ötürü tutuklu. Bazıları neyle suçlandıklarını henüz bilmiyorlar. Evet. Bazıları evet o iddianameyi gördüler ama iddianameler hiç tatmin edici değildi. Benim okuduğum o son iddianame, meşhur iddianame gerçekten bir komedi. Sadece bir takım telefon görüşmelerinin deşifresi ve yazdıkları yazıların ifadeleri var, kitaplardan alıntılar var. Şimdi bu bir gazetecilik göreviyle ilgili değilse neyle ilgilidir acaba bunlar? Yani neyle ilişkilendirilebilirler? Bildiğim kadarıyla Şener ve Ahmet Işık bildiğim kadarıyla bir dolandırıcılık yapmadılar, kalpazanlık yapmadılar, cinayet işlemediler, hırsızlık yapmadılar, adi suç yok. Gazeteci galiba. Sadece 130 gündür de yani 130 gazetecilikten. Hı-hı. Evet, az önce söylediğim gibi yani bizleri düşünmeyen, işte yazmayan, söylemeyen birer robota dönüştürmek için sanıyorum bizim önümüzde ibret olsun diye bu tür örnekleri hep tutuyorlar. Bakın yazarsanız size de bunlar olur. Bakın düşünürseniz, bakın söylerseniz siz de bunları yaşarsınız diye sanıyorum onun için yapılıyor. Muhtemelen Avrupa Birliği ki ben samimiyetlerinin tartışılır olduğunu düşünüyorum bu konuda. Artık o kadar çok ilerleme raporu gördük ki özellikle yargı alanında işaret ettikleri ilerleme raporlarında söyledikleri hiçbir şeyin gerçekleşmediğini bile bile yargı reformundan söz etmelerinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Samimi bulmuyorsunuz. Senelerce yani. Evet senelerce ki 2002'den 2009'a 2010'a kadar ilerleme raporlarında hemen hemen hepsinde HSYK'dan Adalet Bakanı ve Müsteşarı çıkartılmalıdır diyen ve ilerleme raporlarında bunu bir Türkiye'nin kusuru olarak gösteren Avrupa Birliği'nin bu yapılanlara alkış tutması, referandum sonrasında Türkiye'de bir yargı reformu yapılmıştır diye bakın okuyun. Hı. Yargı reformunun takdire şayan bir şey olduğunu söyleniyor. Oysa yargının bu söylediği eleştirileri yargı eliyle bunların gerçekleştiğini unutmuşa benziyor. Evet. Yani işaret ettiği davalarda yargı âri midir bu suçtan? Bu yapılanlardan âri tutabilir miyiz yargıyı? Hem siz yargı reformunu bir öveceksiniz, kutsayacaksınız. Öte yandan da işte tutuklu gazeteciler, tutukluluk süreleri diyeceksiniz. Silivri'de bir takım kuşkular var diyeceksiniz. Ben çok inandırıcı bulmuyorum. Bir hemen iki tane makale okumak istiyorum kısaca. Bu makaleler Türkiye'de yazılsaydı ve Türkiye'de bir gazeteci yazsaydı başlarına ne gelirdi diye değerli meslektaşıma soracağım. Diyor ki Financial Times gazetesinden Mr. Rochman başbakan diyor ülkesinde daha otokratik, ülke dışında da daha pervasız davranıyor. Sayın Erdoğan'ı kastederek. Bu kusurlar daha da ileri giderse Türkiye'nin demokrasisi ve güvenliği tehlikeye girebilir. Bir başka makale Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanıyor. Orada da diyor ki füze kalkanı sistemine vurgu yapılarak İsrail kalkanına. Ancak diyor Erdoğan çok kilit bir noktada İsrail'i çok memnun edecek bir adım attı. Türkiye, NATO'nun İran'ın nükleer programına karşı geliştirdiği füze kalkanının radar sisteminin topraklarına kurulmasına onay verdi diyor. Ülke İran ile son yıllarda ilişkilerini pekiştirmiş olmasına rağmen NATO'yu tercih ediyor. Şimdi bunları mesela bir Türk gazeteci sen yazsaydın. İki yabancı gazeteciler varmış diyelim yani yapacak bir şey yok. Yani bunları Türkiye'de dile getirdiği zaman bir gazetenin işte İsrail'in kalkanı dediği zaman bir ton açıklama yapıldı. Sayın Başbakan eleştirdi. İşte diğer türlü bugün Mustafa Balbay burada örnek vermek gerekirse onun yazdığı yazılar Başbakan'ı eleştiren nitelikteydi birçok yazısı. Bugün işte örgüt üyeliğinden büyük ihtimalle bunları yazan bizler de örgüt herhangi bir örgüt işte ya Ergenekon ya Oda TV iddianamesi yani bir şekilde buna hizmet eden yazılar yazmış olacaktık. Ben yarın gazetelerde bu ilerleme raporuyla ilişkin haberlerin çok farklı çıkacağını düşünüyorum. Büyük başarı olarak lanse edilecek. Nereden mi çıkartıyorum bunu? Dün akşam mesela bir kanalı izledim. İsmini de vermekte sakınca görmüyorum. 24, kanal 24 TV. Sayın Bakan oraya çıktı, Beşir Atalay. Bir haber yayınladılar orada. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması 17 saniye. Sayın Atalay'ın yazılı açıklaması 2 dakika. Arkasından
Sayın Atalay canlı yayında yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar inanılmaz ağır eleştiriler getirdi. İnanılmaz çanak sorular. Bugün o televizyonun gazetesine bakıyorsunuz ve bütün o yandaş medyaya bakıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sadece köstebek Atalay'a tepki diye verilmiş. Hiçbir şekilde bağımsız ya da tarafsız gazetecilik maalesef yapılmıyor. Birileri diyebilir ki siz de şu anda orada tarafsız gazetecilik yapmıyorsunuz diyebilir ama tam tersi biz burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcilerini de çağırıyoruz. Ama gelmiyorlar bu kanala. Onun dışında bazı köşe yazarlarını çağırıyoruz. O cenahta, o mahallenin köşe yazarlarını çağırıyoruz. Onlar da gelmiyorlar. Bugün için baktığınızda siz Sayın Tarhan, Türkiye'de medyanın durumu sizce nasıl? Ne görüyorsunuz? Aslında az önce söylediğinizden devam edersek, okuduğunuz metinden, bugün bir kadın gazeteci sadece bir şehit ailesinin telefonuna çıkmadığını yazdığı için bir sayın bakanın tutuklu belki de. Yani onun bir yanlış yaptığını teşhir ettiği için yazdığı kitapta bu yanlışların devamını getirdiği ve onlara işaret ettiği için, yanlış olduğunun altını çizdiği için bir kadın gazeteci oğlundan bugün uzak ve tecritte. Kimi kastediyorsun? Sayın Müyesser Yıldız. Evet. Hani kadın, çok kadın haklarına pek saygılıyız ya, hani koskocaman büyüme oranları, o koca büyüklükler kadar kadına saygıyı büyüklüklerimize yansıtamadık biz bu ülkede. Yapıyormuş gibi yapıyoruz sadece. Ancak evet, kadın gazeteciler bu ülkede tutuklu, sadece yazdıkları için tutuklu. Ve tecritteler, yani tek başına bu insanlar. Sadece kadın gazeteciler değil ama yani bu ayrı. Hayır, kadın haklarından çok bugünlerde söz edildiği için özellikle onlardan bahsetme ihtiyacı duydum. Evet. Elbette, yani 60'ın üzerinde bir gazeteciden söz ediyoruz sadece yazdıkları için. Ama bunların aralarında o çok haklarını vermeye çalıştıkları kadın gazeteciler de var. Basının geldiği nokta bugün bütün diktatörlüklerde uygulanan yöntemin uygulandığını çok açık ve net artık görmeliyiz ve söylemeliyiz diye düşünüyorum. Bütün diktatörlüklerde diktatörlüklere döşenen taşlar bu şekilde yerleştirilir. Önce bir medya operasyonu yapılır. Ardından ordu ve yargı operasyonları yapılır. Önce medyanız koruma altına alınır oluşturulduktan sonra. Ardından ordunuz, ardından yargınız oluşturulur ve bunlar koruma altına alınır. Aynı kendinizi koruma altına aldığınız gibi anayasa mahkemenizle sizi bir daha asla yargılamayacak bir mahkeme yaratarak ve başkalarını da susturacak bir mekanizma, HSYK, yani yeni bir yargı kurumu yaratarak kendi ordunuzu, kendi yargınızı, kendi medyanızı yaratırsınız. Ondan sonra dokunulmaz kılarsınız kendinizi. Ve diktatörlükler böyle oluşturulur. Bugün geldiğimiz nokta aslında budur. Yani ben çok kibar cümleler medya ile ilgili söyleyemeyeceğim ama bugün geldiğimiz nokta budur. Medya yapılan pek çok operasyonla toplumu manipüle edecek. Özellikle anayasa çalışmaları öncesi bunun bu tamamlanmış olması, toplumun sağlıksız, tek yönlü bilgiyle donatılması ve manipüle edilmesi amaçlıdır. Muazzam iktidar olanaklarıyla yapılan anayasa referandumu öncesi çalışmaları lütfen hatırlayınız. Peki. Bugün de karşıya olduğumuz tehlike aslında bizim bu rejime uygun bir anayasayla belki karşı karşıya kalmamız tehlikesidir. İşte konuşuyoruz peki. Yani şimdi diyorsunuz ki yargıda işte sıkıntılar var. Belli bir iktidara yakın şey, işte ordu öyle, medya, yani tüm bunlarda sıkıntı var. Çözüm olarak da yeni anayasa görünüyor. Peki yani yeni anayasa çözecek mi o zaman, bunları düzeltecek mi? Hani CHP o zaman destek verecek, hani CHP destek verdi diye. Çünkü bunun olmasını umuyorum Kıvanç Bey. Yani tabii ki yani umutlu tamamen olmalıyız. Tamamen beklentiniz o zaman. Şöyle, umutlu olmalıyız. Yani bu umutlu olmalıyız. Ancak geçmiş sabıkalar ve samimiyet testleri bize başka bir şeyi işaret ediyor. Anayasa değiştirirken 26 maddeye 3 madde daha ekleyip bazı şeyleri daha özgür kılabilirdiniz. Yani özgürlükse derdiniz. Kadını özgürleştirdiğiniz ve pozitif ayrımcılık getirdiğiniz gibi, fişlemeyi önlediğiniz gibi, sizin iddialarınız bunlar, AKP'nin iddiaları.
3-5 maddeyle daha bunu yapabilirdiniz. Ona gücünüz vardı. %58 önemli bir güçtü. %42 demir bir leblebidir bence. Katışıksız bir leblebidir ama %58 de önemli bir şeydi. Tabii muazzam iktidar olanaklarının karşılığıydı, o ayrı konu. Yani, manipülasyonun karşılığıydı ama bunu yapabilirdiniz. Eğer başka bir yöntem deniyorsanız bugün, bizim buna tabii biraz ihtiyatla yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni anayasa söylemleri bizim koşarak kucaklayacağımız söylemler değil diye düşünüyorum. Daha ihtiyatla olunması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir görüntü var ama yok mu? Yani biz mi yanlış görüyoruz? Yok, hayır. Herkesin aslında temkinli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu filmi daha önce gören insanlarız hepimiz. İzlemiş. Yani bir gizli gündemi olduğunu anayasanın altında düşünüyor musunuz? Olabileceğini düşünmeliyiz, değerlendirmeliyiz. Çünkü daha önce bir samimiyet testinden sınıfta kaldıklarını gördük. Bize özgürlükler bahşedeceklerini, yargıyı bağımsız kılacaklarını söyleyenlerin yarattığı yargının bugün bizi nereye taşıdığını hep birlikte görüyoruz. O gün işaret ettiğimiz öngörülerimizin bugün nasıl gün gün gerçekleştiğini görüyoruz. Nasıl iktidara bağlı, iktidarın bir genel müdürlüğü gibi çalışan cebinde bir yargı kullanıldığını, yargının görüyoruz. Yani bunun olmadığını siz bana söyleyebilir misiniz? Yani değişmemiş olabilir. Yani değişmişlerdir. Değişmemiş. Şimdi HSYK'nın bir araç gibi kullanıldığının farkında değil misiniz? Birilerini terbiye etmek için, birilerinin de öyle yapmaması için gözdağı vererek, Deniz Fener'inde bakın iktidara dokunursanız sizi de bu savcılar gibi meslekten kopartırım, geleceğinizi karartırım mesajlarını hangi demokratik yapıda görürsünüz? Bunu dilimizden düşürmediğimiz o Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinde böyle bir uygulama göremezsiniz. Herhangi birinde Adalet Bakanı HSYK'nın patronu değildir. Öyle bir şey yoktur. Bir siyasetçi bugün Avrupa Birliği ilerleyen raporunda HSYK'nın patronu Adalet Bakanı olmadığı vurgusu var. HSYK'nın patronu Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı'dır ki bir Cumhuriyet Savcısını, görevini yapmakta olan bir Cumhuriyet Savcısını huzuruna çağırıp sorgulayabilir, sorular sorabilir. Soruşturma gizlidir, soruşturma dokunulmazdır. Ve bir Adalet Bakanı bunu yapıyorsa, anayasanın 140 Taksim 6. maddesi bugün nedense unutulmuş, değiştirilmemişse, ki o madde şu demektir: yargıç ve cumhuriyet savcıları idari açıdan direkt bakana bağlıdır arkadaşlar. İdari açıdan direkt bakana bağlı bir bakan yapıyı. Bakan kime bağlı efendim? Bakanın kime bağlı olduğu sorusunun yanıtını sanıyorum siz çok iyi biliyorsunuz. Peki, o zaman medyadan laf açıldı. Bir örnek vereceğim. Kadına şiddet konusuna geçeceğim arkasından. Geçtiğimiz günlerde Habertürk gazetesinde bir fotoğraf yayınlandı. Bir kadınımız bir cinayete kurban gitti. O fotoğrafı hepimiz biliyoruz, hatırlıyoruz da. Evet, evet. Hemen arkasından Habertürk gazetesine çok ağır eleştiriler geldi. Hı hı. Fatih Altaylı'ya yönelik çok ağır eleştiriler geldi. Gazeteyi kapatın. Gazeteyi kapatın diyenler oldu. Fatih Altaylı'nın kişiliğine hakaret edenler oldu. Ben Altaylı'yı tanıyorum da, diğer gazeteci arkadaşları da tanıyorum. Altaylı'ya yönelik bu eleştirilerin aslında sebebinin o fotoğraf olmadığını düşünüyorum. Tamamen Altaylı'nın zaman zaman muhalif duruşu, ender muhalif duruşlardan birisi olduğu için ona yönelik ciddi bir yıpratma kampanyası olduğunu düşünüyorum. Ve bakın, fırsat size bir şey okuyacağım ya. Şimdi. Meşhur Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir yazısı. Birkaç gün önce, tarihi de vereyim ben size, Pazartesi günü 10 Ekim gazetesinde yazdığı yazı. Diyor ki, Fatih Altaylı'ya sesleniyor. Dilediğin kadar yaltaklan, ayakkabısının altını öpmeye çalış, affedildiğini zannet, çok şükür ki bu ülkenin hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi unutmayan ve zamanı geldiğinde gereğini yapan bir başbakanı var. Daha 3 sene önce ekranlarda her türlü hakaret ettiğin ve Menderes'in akıbetinin yaşamasını istediğin başbakanı var bu ülkenin, diyor. Yani bir anlamda başbakana şikayet ediyor. Bir gazetecinin görevi muhbirlik değildir, gazeteci habercilik yapması gerekiyor. Kimlerin ama tutuklanacağı bile gazeteciler tarafından muştulandı bu ülkede zamanında. Daha çok insan tutuklanacak, çok dediler hatırlarsanız. Evet. Birileri yazdı. Ama kimin bir gün sonra tutuklanacağını, kimin hakkında ne işlemler yapılacağını, bu işte bir takım karanlık güçlerle, karanlık kulaklarla bizim gazeteci olduğunu zannettiğimiz, düşündüğümüz ama aslında öyle olmayan bir takım güç odaklarının işbirliğidir bu. Az önce söylediğim noktaya getirir bizi sonuçta. Yani ben 18 yıldır gazetecilik yapıyorum.
Türkiye'de en genç yaşta sarı basın kartı alan gazetecilerden birisiyim. En genç yaşta 19 yaşında ödül aldım Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden. Ama böyle bir yazıyı kabul edemiyorum. Yani bir gazeteci, kendisine gazeteci diyen bir insan bunu yapmaması gerekiyor. Malum Rasim Ozan Kütahya'nın hepimizin tanıdığı bir isim. Ellerinde bu beyefendilerin, hanımefendilerin ellerinde şantaj veri bankaları mı vardır ki kime bir gün ne yapılacağını, kimlerin nasıl çizildiğini bilmekte ve hissedebilmektedirler. Ve ilginçtir, hep öngörüleri de gerçekleşmektedir. Yani sopa bende diyor, ben istediğimi yaparım demek istiyor. Eleştirilebilir. Ki bu meşhur Kütahyalı biliyorsunuz, Halil Avşar'ı görünce de gevşedi, ne bileyim, gerçek karakterini ortaya çıkartmıştı o malum fotoğrafları hatırlarsınız. Şimdi yazı tabii önemli. Sayın Başbakan'ın bir ifadesini de doğruluyor. Yargıdan sinyal aldım. Hiç unutulmaz benim için o ifade. Yargıya yargıdan sinyal almıştı bir ara, hatırlarsınız. Yargıdan sinyal aldım. Böyle olacak demişti. Evet. Yargıdan sinyal alabilen bir başbakan, yargıya sinyal de verebilen bir başbakandır aynı zamanda. Güzel. O yüzden evet, kimler eliyle yargının harekete geçirilip sinyalleri alıp ve kimlerin hayatını neden kararttığının da aslında ipuçlarını veriyor bu yazı. Yani hırsızın hiç mi suçu yok? Hani bu o fotoğraf tamam, yayınlandı. Eleştirilebilir. Peki o fotoğrafın sebebi ülkenin politikaları değil mi acaba? Yani o kadıncağız ölümünde acaba Fatih Altaylı'nın mı suçu var? Yani şimdi kadın cinayetleri neden %1400 arttı? Yani bunun üzerine hiç kafa yorulmaması sizce enteresan neden değil mi? Neden efendim? Hep o zaman palyatif, size soralım biz. Hep palyatif yöntemlerle. Kadın milletvekili olarak size soralım. Şimdi Sayın Fatma Şahin belli ki çalışıyor. Fakat yanındaki arkadaşlarının yani kadrolarının onun bu telaşına eşlik edebileceklerini düşünmüyorum. Kendisine de bu şekilde izah ettim. Siz kadının sürekli ikinci sınıf bir varlık olduğu mesajını verirseniz yöneticiler olarak, derseniz ki kadın erkek eşit değildir. Kadının çalışması doğru değildir. Ben kreşlere karşıyım. Kadın çalışırsa evdeki işleri kim yapacak? Bakın sorular bunlar. İktidar kanadından gelen sorular bunlar. Türkiye'de barışı sağlamak için Güneydoğu'daki kadınların ikinci, üçüncü eş olarak başka bölgelere alınması lazım derseniz, barışı bu sağlayacaktır derseniz. Ya da kadına iki tane, üç tane eşiniz varsa, evet, ve iki, üç eşiniz varken parlamenterseniz. Evet, ve anlı şanlı anayasa değişikliklerinden sonra ölü kadın bedenleriyle doluyorsa bu ülkenin gazete manşetleri, oturup düşünmeniz gerekir. Biz nerede hata yaptık? Ne yapıyoruz? Neden bu ülkede kadınlar daha çok öldürülüyor? Çünkü siz o mesajı veriyorsunuz. Çünkü kadını koruyan, adı kadını koruyan bir bakanlığın adından kadın tabelasını indiriyorsunuz ve kolluğa şu mesajı veriyorsunuz. Kadını değil, sen kutsal aileyi sadece koruyacaksın. Kadını korumayacağı algısıyla hareket eder kolluk. Kadını değil, sadece aile içindeki kadını korumakla yükümlü hisseder kendini. Ve siz kadını şiddetten koruma yasa tasarılarında bir sürü detayı unutursanız, çünkü zihniyetiniz ona elverişli değilse, asıl amacınız korumak değil, sadece koruyormuş gibi göstermekse. Hangi detaylar? Yani her zamanki gibi, birkaç örnek. Her zamanki gibi sadece göz boyamak, toplumsal algıyı, o noktadaki algıyı güçlendirmek ve toplumu manipüle etmekse, aslında sizin iktidarınız döneminde kadın istihdamı yarı yarıya düşmüşse bu ülkede, kadın yargıçlar yüksek yargıda temsil oranı bir yılda %36'dan %3'ün altına düşmüşse, topluma siz yöneticiler olarak şu mesajı verirsiniz. Kadını sadece yanınızda giydirip, kuşatıp bir çanta gibi gezdireceğiniz, onun sizinle eşit olmadığı mesajını verirsiniz ve bunu yaparsınız. Bunu yapmaktasınızdır. Yani toplum bunu görmektedir yöneticilerinde. Kadın sadece yanında dolaşan, üretmeyen, omuz omuza erkekle üretmeyen bir varlıktır. Bu mesajı verirsiniz. O kadın dövülmeyi de hak eder, öldürülmeyi de hak eder. Çünkü sadece bedeni onun bir nesnedir. En az üç çocuk doğurmakla yükümlü bir nesnedir. Siyasette de kadın sayısı hani çok yetersiz. %14. Yani AKP için değil, CHP ve MHP için de geçerli. Çok yetersiz. Neden böyle oldu? Yani CHP daha çok kadın getirebilirdi mesela. Neden? Aslında seçilebilecek sıradaki kadın sayısı diğer partilerden daha yüksek. Yani, daha yüksek. Hani, CHP, yani kadın milletvekili sayısı az. Çalışsın kadın milletvekili, yani kadın da girsin siyasal değil. Örgütlenmeler içerisine. Ön seçim yapılıyor. Girsin, çıksın ki Uşak'ta ön seçim yapıldı liste başı.
bir kadın milletvekilimiz Sayın Dilek. Ama biraz da çekmek Akabin gerek yani. Çünkü Tekirdağ'da ön seçim yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde liste başı Candan Sayın Candan Yücer kadın milletvekili. Yani savaşa girerseniz, mücadeleye girerseniz erkek kadın fark etmez. Kim çıkarsa öyle yapmak gerekiyor. Da... Ancak kadını çok aşağılayan bir zihniyetin bizi yönettiği gerçeğini değiştirmez bu. Yani yönetici kadronun, örnek olması gereken kadroların iktidar, yani hep göz önünde olanlardan söz ediyorum. Onların yarattığı algı çok önemli. Örneğin şey de çok önemli, ben onu da çok önemsiyorum. Güneydoğu'da ağalık düzeninin hiç eleştirilmemesi, töre cinayetlerinin hiç eleştirilmemesi, oradaki sorunların sadece bir günah keçisine yüklenip, orada yapılan pek çok yanlışın hiç eleştirilmemesi, ayara dokunulmaması da son derece kadın hakları açısından bence tehlikeli. Parlamentoda belki ağa milletvekilleri olduğu içindir bu. Böyle bir espri yapalım ve programımızı artık tamamlayalım. Son olarak bir söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum. Yeni programımızda başarılar diliyorum ben. Değerli izleyiciler, Meclis Koridoru'nun sonuna geldik bu haftada. Konuğumuz Emine Ülker Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ve Vatan Gazetesi'nin parlamento muhabiri değerli dostum Kıvanç El idi. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar efendim, hoşçakalın.